Gazze'ye yönelik İsrail vahşeti de 7 Ekim'den beri gündemimizin en üst sırasında yer alıyor. Amerika'nın ve batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına tam 40 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti ve seçimi kazandıktan sonra da haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika birlikte aldılar. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var. İsrail tarafından katledilen 12 bine yakın Gazze'linin 3'te 2'sini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. İsrail yönetimi Gazze'li çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler, buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. Karşımızda bir soykırım var. Dolayısıyla yüzlerce, binlerce avukat bunları Lahi Adalet Divanı ve böyle bir soykırımı yaptığı için bunları bir defa kesinlikle soykırım noktasında da bütün adımları atıp gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içerisinde olacağız.